Esselamun aleyküm dostlarım. Eğer önceki sezonları dinlemediyseniz açıklama kısmından ve sabit yorumdan ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Azazil'in El-Meru'yu ile birleşmiş olması beni hiç şaşırtmamıştı. Zaten El-Meru'nun kolay bir biçimde öldüğünü, farklı bir şeyler sakladığını düşünüyordum. Ama içinde birisi daha var. Çakrasının içinde duruyor. Bunu net bir şekilde hissedebiliyorum. Rahvin sen de hissediyor musun dediğimde üstünü mühürlemiş. Herhangi bir şekilde hissedemiyorum ama bize karşı saldırmamak için neden bekliyor bunu tam olarak anlayamadım. Öne doğru birkaç adım attı. Emrah seninle bir anlaşma yapabiliriz dediğinde aslında bu beni şaşırtan bir olaydı. Çünkü buraya geldiğinde arkasında binlerce hapisli cinle beraber geliyor. Üstümüze saldırabilirdi. Gücümüzün farkında olmalı. Bu yüzden de ne olursa olsun temkinli davranıyor. Rahvin onunla iletişim kur demişti. Bize zaman kazan ki gerekli tılsımları ben okuyabileyim. İçeriye girebilirsek eğer mürriye alarak direkt olarak buradan çıkarız. Öne doğru ben de adım atarak gözlerinin içine bakıyordum. Babamı öldürdüğünü söylüyorsun. Üstüne bir de değer verdiğim insanları, dörtleri de öldürdüğünü. Peki seni nasıl affedebileceğim ki? Ya da seninle neden anlaşma yapayım? Sözüne güvenilmez biri olduğunu zaten biliyorum. Sende benim için gerekli olan bir şey var, bende de senin için gerekli olan bir şey var dedi. Ne istiyorsun diyerek sordum. Sen bana Mihrezel Ahmer'i vereceksin, ben de senin buradan Mürre'yi götürmene izin vereceğim. Ne olursa olsun hüddamların yalan söylemediğini biliyorum. Bu yüzden buradan çekileceğim, rahat bir şekilde tılsımları okuyarak içeriye gir. Mürre'yi al ve git. Ne yapıyorsan yap onunla. Onun gibi aciz bir cinle benim işim yok zaten. Ama bana Mihrezel Ahmer'i geri ver. Bu söylediğini yapamayacağımı biliyorsun. Mirza Hoca'nın oğlunun içindeydi. Bir de adamın babasını öldürdün sonuç olarak. Neden sana güvenip gelip Mihrez'i burada serbest bıraksın ki? Seni öldürmek için her koşulu deneyecektir. Şu anda nerede onu bile bilmiyorum mazlum. Önce onu aramam gerekiyor ki bulayım. Ben sana söyleyeceğim anlaşmayı söyledim. Kabul ediyorsan Mürre'yi al ve git. Eğer kabul etmiyorsan burada ölümünüzü izlemek istiyorum diyerek büyük bir kahkaha atıp yere doğru çökercesine oturdu. Bağdaş kurduktan sonra Azazil'e doğru bakarak kristallerden birini kır. Bakalım ne kadar güçlenmiş yarı cin dostum dedi. Azazil boynuna doğru elini götürdü. Avucunun içinde büyük bir O harfine benzeyen bir çember oluştuktan sonra yanan bir alevle beraber içinden ufak bir kristal çıktı. Kristali tırnağının ucuyla kesercesine başını bir anda kesmişti. Kristalin içinden karanlık dumanlar eline doğru dolmaya başladığında kristali yere doğru bıraktı. Bir anda Rahvin, ''Dikkatli olman gerekiyor hüddamlar hüddamı. Karin kabilesinden bir tane cin bu. Karin kabilesinin cinleri insanların içindeki kalpleri sökebiliyor.'' Bunlar onlara bahşedilmiş bir özellik. Dikkatli olman gerekiyor. Hipnotize edici bir ses tonları vardır. Seni bir anda istediğin veyahut özlediğin insanları direkt olarak cin gözün bile olsa onların yanına çeker. Bu konuda dikkatli olmalısın dediğinde Rahvin'e doğru bakmıştım. Gözlerimin içine baktığında bu hissiyatı en son Hüddam Elvin Gazer'de hissettim. Aynı duygu. Hiçbir şekilde dünyevi alemle duygu beslemiyorsun. Bu adam senin babanı öldürmüş olsa bile sadece kalbinde Rabbinin imzası var. Kur'an-ı Kerim'in ışığında yürüyeceksin demek. Senin gibi güçlü bir hüddamla bağlantı kurduğum için kendimi çok şanslı hissetmeliyim. Karin kabilesindeki o cin yerden yavaşça karanlık dumanlar şeklinde belirmek istediği sürette beliriyordu. Ama gözlerimin içine baktığında El-Meruhu'nun telaşlanmış suratını görebiliyorum. Öncelikle buradan korkup kaçmak isteyeceğimi veyahut sunduğu teklifi kabul edeceğimi düşünüyordu. Hiçbir şekilde yerimden bile kıpırdamadan sadece onun söylediklerini dinlemiş, donmuş bir yüz ifadesiyle boşluğa bakıyordum. El-Meru'nun telaşlanmasını anlamam normal. Şu anda karşısında aciz bir insan olacağını düşünüyor. Babamın vefatından dolayı üzgünlüğüm doğrudur. Ama hiçbir şekilde bu yolda çıktığım tılsımları kaçırmayacağım. Rahvin. Arkaya doğru gel dediğimde Rahvin dizlerin üstüne çöktükten sonra beni bekliyordu. Sağ elimin baş parmağını kaldırdıktan sonra işaret parmağımla beraber arkasındaki kılıca doğru dokundum.
okuduğum kılıç tılsımların da ötesinde, yakıcı olan güneş tılsımlarının ay tılsımıyla birleşmesinden oluşan bir ayeti okudum. Bununla beraber Rahvin öne doğru sadece gülerek adım attı. Azazil, Karin kabilesinden bir cellatı çıkarmış olman beni o kadar çok onur etti ki. Çünkü kana o kadar çok susadım ki. Bir gafinan olarak bu kana ihtiyacım var dediğinde direkt olarak dilini dışarıya doğru çıkardı. Dili pençelenmiş şekilde bir yılan diline dönüyor, iki tarafında da kabarcıklar şeklinde sahabelerin bize bahşettiği o simge, o oluşuyordu. Ayağa kalktı bir anda Elmaruhu, bir şeylerin ters gittiğini farkındaydı. İçinde olanın mühürlü olarak beklemeyeceğini, bir koşulda bana saldıracağını biliyorum. Onu hissettiğimin farkında değil. Sadece onun gibi çakrasında sadece bir tane cinin olduğunu zannetmemi sağlıyor. Hazırlıklıyım. Herhangi bir şekilde bana bir saldırı gelirse ellerimde oluşturduğum mühürleri kullanacağım. Rahvin, sadece Karin kabilesinden çağrılan cini yerle yeksan et. Rahvin sadece öne doğru bir adım attığı görüldü. Ortadan öyle bir kayboldu ki Karura'nın şimşeğinden daha hızlı. Yüz ifadelerinin şu andaki hallerini gördüğümde aldığım az gerçekten çok iyi. Elmaruhu'nun gözlerindeki o korkuyu net bir şekilde görüyorum. Ama benimle oyun oynuyor. Çünkü içinde bir tane daha cin var. Büyük ihtimalle sırtımdan bıçaklaması için onu ortaya çıkaracak. Hazır da bekliyorum. Ama gelen bu ses bütün planları yok edecek derecede. Mürre neredeyse ölmek üzere. Üzerindeki kara tılsımlar büyük ihtimalle bedenen onu mühürlemeye başlamış. Rahvin geri gel dediğimde sadece Karin kabilesindeki o cin paramparça olmuştu. Azazil elinin içindeki o yuvarlaktan birçok kristal çıkararak kesmek için hazırda bekliyor, herhangi bir şekilde Elmeru'dan emir beklercesine ona bakıyor. Elmeru elini kaldırarak hepsini kes diyecekti ki anlaşmayı kabul ediyorum dedim. Yüzünde şok bir ifade, Azazil'in de Rahvin'in de aynı şekilde. Hepsi bana doğru bakıyor, Rahvin direkt olarak bağlantı kurmuş. Neden böyle bir şey yaptın Hüddamlar Hüddamı? Onları burada yok edebiliriz. Gözün kararıyor Rahvin. Kan duygusundan dolayı Mürre'nin çektiği acıyı hissedemiyorsun. Şahsen onlar da hissedemiyor. Sadece Mürre'nin orada saklandığını zannediyorlar. Bu yüzden anlaşmayı kabul edeceğim. Onlara mihrezi versem de bir şey fark etmez. Artık senin de düşüncenin ötesinde bir tılsıma sahibim. Hissedebiliyorum. Rıfkı abinin söyledikleri demek ki böyle bir şey. O tılsımların hepsi birleştiğinde onu kullanabileceğim. Onu mu? Bilmediğim neyi biliyorsun diyerek zihnimden resmen kükrer bir merakla konuştu. Sadece sakin ol. Bedeninin üzerinde bulunan şey senin bile farkında olmadığın bir şey. Rahvin gittikçe konuşmalarımın sırları arasında kayboluyor. Kabul etmemden dolayı elini yavaşça aşağıya indirdi Elmaruhu. Kesin bir şekilde kabul ediyor musun Hüddam? Sen yemin edersen buna inanırım dedi. Yerlerin ve göklerin yaratıcısı olan Allah Celle Celaluhu'nun üzerine and olsun. Sözümü veriyorum ve yeminimi ediyorum. Sana mazlumu bulacak ve buraya getireceğim. Daha sonrasında üzerindeki tılsım, bunu özellikle söylüyorum, bildiğim bir tılsımsa kaldıracağım. Kaldırdığımda da mihreze kavuşacaksın. Şimdi Mürre'yi alıp gitmek istiyorum. O yüzden buradan uzaklaşırsanız siz de sözünüzü tutmuş olursunuz. Arkasına doğru güler bir şekilde dönerek cübbesini çekti. Arkasındaki karanlık dumanın gözünü görebiliyorum. İçinde ve beni tanıyor gibi. Sadece bana bakıyor. Bu bir yardım çığlığı mı yoksa bana karşı bir gözdağı mı veriyor? Gitmelerini beklemeden ellerimi ikiye doğru açtım. Rahvin, mühürü kullan ve etraftaki her yeri mühürle. Herhangi bir şekilde hapisi bırakmışsa veyahut bizi gözetlemek istiyorsa da berzığı gerekirse ortadan ikiye ayır. Aşağıya doğru yürümeye başladım. Dağın taşlıklarının üzerine geldiğimde Mürre ile konuşmak için ne kadar bağlantı kursam da hiçbir şekilde cevap veremiyor. Bazı sınırlar ve konuşmalar kelime-i şehadet getirmeye çalışıyor gibi. Mürre'nin söylediklerine odaklanmalıyım. Kalbinde Rabbimizin sevgisi olan ve sadece kibirsiz olanlar mührün içinden geçebilir. Unutma, yarı bir cinsin artık sen. Elimi yavaşça tılsımların üzerine doğru götürdüğümde sanki tılsımlar beni denetliyorcasına üzerime doğru yazılar tırmanıyor. Bu gördüğüm ilk defa olan bir şey.
Demek ki Mürre'nin gücünden birisi bu. Ellerinde oluşan E harfinden öte daha fazla mühür kullanabiliyor. Mürre'nin korkutucu bir gücü var. Üzerimdeki harfler yavaş yavaş kırmızımsı bir yazıdan beyaz bir yazıya dönüyorlar. Gözlerimin beyazlığında içeriye doğru sızdığımı resmen görüyorum. Taşların arasından karanlık bir dumanmış gibi içeriye çekiliyorum. Gözlerimi kapatıp yasaklı olanı kullandım. Gerçekten de o aşağıda mağaradaki gizli bölmedeyim. Mürre'yi görebiliyorum. İleride bir taşın üzerinde öylece yığılmış şekilde duruyor. Ayaklarından itibaren yüzüne kadar her yeri kağıtlarla kapatılmış. Kara tılsımların hepsi üzerinde birer sülük gibi Mürre'nin bütün enerjisini emiyor, emmekle kalmıyor hatta. Onu yavaş yavaş öldürüyor. Kağıtlara doğru yaklaşmak istediğimde Mürre, onun için çok acı verici zor da olsa elini kaldırdı. Yermemi istemiyor. Mühürlerimi al sadece Hüddam Elbin Emrah. Mühürlerimi alman kafi. Gücümü sana geçtiğini görmem beni mutlu bir şekilde şehitliğe götürecektir. Ne olursa olsun benden bu güçleri al demişti. Ellerindeki E harfleri parlıyor, karanlık bir duman bana doğru geldiğinde bana aktarmak istediğim mührü kabul etmiyorum diyerek sol elimin tersiyle beraber karanlık dumanları ittim. Şaşırmıştı Mürre. Nasıl böyle bir şey yaparsın Hüddam? Bunları alman gerekiyordu diyerek daha fazla acı çekerek resmen ölüyor. Kara tılsımlara doğru yürümeye başladım. Seni de esir altına alır diyordu ama esir altına alamaz. Artık onun da öğrenmesi gerekiyor. Benim vücudumun yarısının cin olmasından dolayı öğrendiğim tılsımlar çok fazla. Hurfeyne'nin bilge cinlerinden gelen bilgiler. Bu tılsımları yok etmem de bana yeterli. Parmaklarımı yavaşça tılsımların üzerinde gezdirmeye başladım. Mürre okuduğum tılsımları duyduğunda ''Sen bunları nasıl öğrendin? Bunlar sahabelerin.'' Sadece gözlerine doğru baktığımda gözlerimin turunculaştığını gördü. Daha sonrasında ise beyaz akın ortasında oluşan o rengi. ''Senin onu görebiliyorsun. Bu nasıl olabilir? Nerede o?'' diyerek soruyordu. ''Sessiz olman gerekiyor Mürre. Bu aramızda bir sır olarak kalacak. Onu gördüğümü sadece sen ve ben bileceğiz. Ben artık sahabelerin sakladığı tılsımlara vakıf oldum. Ellerimin üzerindeki işaretlerle göğsümün üzerinde bulunan tam kalbimdeki o sembolü gösterdim. Şükürler olsun ki Hüddamlar Hüddamı'nın birisi daha böyle bir şey yapıyor. Gazer'den sonra senin olman bu beni mutlu etti. Emrah peki... Sen onu gördüğünde sessiz olman gerekiyor Mürre. Sadece dinlenmelisin. Gözlerini kapat ve gerisini bana bırak. İki elimi de açtıktan sonra sahabelerin üzerime işlediği vefler yanmaya başladı. Okuduğum tılsımlar, kara tılsımların üzerinde yazılı olan kağıtları tek tek yakmaya başlıyor. Mesrin Ağra, Mesrin Ağra, Mesrin Ağra. Ben Hüddamlar Hüddam'a Emrah. Önüme çıkan her şeyi parçalayacağıma, babamın yolundan gideceğime and içtim. Sahabeler şahidimdir. Bu kara tılsımlar bozulduğunda hiçbir şekilde öğrendiğim kara tılsımların bilgilerini kötülük için kullanmayacağım. Andolsun ki şartnameyi kabul ediyorum. Kara tılsımlar yansın diyerek bağırıyor, bir yandan da tuzağa düşmemek için dışarıdaki bütün hissiyatları kontrol ediyordum. Tılsımlar yanmaya başladığında Mürre de artık rahatlamaya başlamıştı. Nasıl hissediyorsun Nusaybin'in padişahı? Cinlerin en büyük padişahlarından birisin. Kendine gelmen hızlı sürecektir diye düşünüyorum. Rabbime şükürler olsun ki iyileşeceğim. Şimdi gidersek buradan daha iyi olacak. Hissediyorsun değil mi dedi. Hissediyorum. Hasruh'un gözü üzerimizde. Papaz Andrew büyük ihtimalle bizim burada olduğumuzu biliyor. Elmarihun'un ölmediğini biliyor muydun diyerek sordum. Az önce dışarıda karşında duran o değil miydi dedi. Evet şeklinde cevap verdikten sonra Rahvin'le iletişim kurup onu buraya çağırdım. Yanımızda belirlendiğinde gerçekten çok yaşlandım Mürre. Dışarıda ben savaşırken burada yan gelip yatıyorsun. Sen misin padişah yoksa ben mi? Haydi söyle gerçeği. Biliyorsun biliyorsun demişti. Mürre eski bir dostu görmek beni bu kadar mutlu edecekti ha diyerek karanlık dumanlar şeklinde bir oval oluşturdu. Aynı şekilde Rahvin'de. İkisi de elimin üzerindeki
sahabelerin oluşturduğu simgenin üzerinde karanlık duman şeklinde elimi sardılar. Şimdi buradan gidiyoruz diyerek gözlerimi kapatıp yasaklıyı kullandım. Giderken El-Meruhu'nun içindeki korkuyu hissedebiliyordum. Rıfkı abinin bulunduğu mağaraya gelmiştim tekrar. Etrafta diğer cinler büyük ihtimalle geldiğimi hissediyorlar. Üzerimize doğru geldiklerinde hüddamlar hüddamı iyi misin diyerek soruyordu mağrur. Elimi yavaşça kaldırdıktan sonra sol elimin üzerindeki mürreyi gösterdim. Mürre tekrar kendi süliyetine döndüğünde kavrağı ve zerve unun etrafında karanlık duman şeklinde dönüyor, hasret gideriyorlardı. Mürre bana doğru bakarak artık bir hüddamlar hüddamımız var demek. Kendisine gerçekten bir can borçluyum. Peki bakalım Rıfkı, sen uzun zamandır tılsımlarla uğraşıyordun. Orada neden mühürlemedin onu diyerek birazcık da kızgın bir şekilde soruyordu. Padişahlar padişahı sayılacak Mürre. Ben aslında orada bir mühür kullansam doğru bir şekilde mühür yapabilirdim. Ama unutma, Papaz Andrew bütün kötülüğünü Gargin'e aktardı. Peki Gargin'i kim durduracaktı? Orada Gargin'i durdurabilecek enerji yine bende ve benim tılsımımda olacaktı. Ama Papaz Andrew'un içindeki güç yüzünden Asrul'la beraber onu mühürlediğimde büyük ihtimalle orada helak olacaktım. Belki de ölümümden sonra oradaki herkes ölecek ve Ademoğullarının alemini kötüye atacaktım. Mantıklı davranmışsın hüddam. Seni takdir ediyorum diyerek yavaş bir şekilde kenara doğru çekildi. Mürre'nin dinlenmesi gerekiyordu. Kavra ve Zerve onunla ilgilenmeye başladı. Karura'ya doğru baktığımda onun yanıma gelmesini istemiştim. Karura yanıma geldiğinde babanın ölümüyle kesin olarak karşılaştın sanırım. Benden bir hesap sormak istiyorsan haklısın dedi. Sen her zaman eğlenceli bir cin oldun. İnsanları kötü zamanlarında güldürür, düşmanlarının ise içinden karanlık şimşeğinle geçip giderdin. Sana bir sır vermek istiyorum. Bu yüzden seninle özel konuşmam gerekiyor. Rahvin'le beraber seninle bu konuyu konuştuktan sonra vereceğin tepkilere göre ve alacağın kararı saygı duyacağım. Yan taraftaki oyuğun içine doğru gidiyorduk. Rıfkı abi gözlerimin içine baktığında Mürre ile konuşursan iyi olur. İyileştiği gibi birleşimi sağlamalıyız. Rıfkı abi onu halledeceğini söylüyor, benim de dinlenmem konusunda uyarıda bulunuyordu. Allah razı olsun abi düşündüğün için. Ufak bir işim var onu hallettikten sonra dinlenmeye çekileceğim. Oyuğun içine girdiğimizde etrafta ne olursa olsun Rıfkı abinin tılsımları olduğunu biliyorum. Bu yüzden burada konuştuklarım, duvarların içinde onları hissedemediğim haberciler tarafından ona gidecek. Bu yüzden ihriklerin de üzerinde olan bir perdelemeyle sanki bir fanusun içindeymişiz gibi kendimizi tılsımın içine aldım. Karura, söyleyeceklerimi net bir şekilde dinle. Yoksa beni eğlendirecek yeni bir şeyler mi buldun hüddam? Hadi ama eğlenecek bir şeyse söyle. Gazel benim çok iyi dostumdu. Senin ne kadar baban olsa da neredeyse onunla yıllardır beraberiz. Biliyorsun ki onu çok seviyordum. Konu babamın ölümünden öte, aslında o da var için içinde. Şimdi birazcık cümlelerimi toparlamalıyım Karura. Babanı hiç tanıdın mı diyerek sordum. Birazcık şaşırmış. Aslında sadece ismini biliyorum. Kabilem Zarku tarafından yok edilmeden önce Gazelle de birleşmemiştim daha. Herkes babamın bir efsane olduğundan bahsederdi. Cinler aleminde hüddamlarla yakınlık kurmasıyla bilinirmiş. Daha sonrasında ise padişahlığı bırakarak farklı bir liderliğe geçmiş. Nasıl yani senin baban da, evet, aydınlık taraf olmasa da karanlık tarafta bir padişahlık yapıyordu. Ama neden bıraktı, nereye gitti bilmiyorum. Her zaman kabilemizin lideri babam Tao'dan bahsederdi. Onun eşsiz gücünden ve yapacaklarından. Onunla tanışmak isterdim ama konumuz neden bu? Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinlemeni istiyorum Karura. Birazcık metanetli olman gerekiyor. Herhangi bir şekilde kızgınlığın içeridekilere zarar vermemeli. O yüzden Rahvin ne olursa olsun senin şimşeğini tutacaktır. Bunun için lütfen arkasına geçmesine izin ver. Karura şaşırmıştı ama bana da güveniyordu. Babama güvendiği kadar hem de. Rahvin'in arkasına geçmesine izin verdi. Rahvin mühürleyici bir işaretle Karura'nın sırtına doğru dokundu. Baban Tahu benim babamın içindeymiş. Anlamadım diyerek öne doğru bir anda şimşeklenecekti ki Rahvin onu mühürler şekilde tuttu.
şimşekleri söndüğünde babamın senin babanla yani Hüddam Elbin Gazel'le Hüddamlar Hüddamı ile birleştiğini mi söylüyorsun? Her şeyi anlatıyorum. Babam bebeklikteyken yani daha babaannemin karnındayken magi halinde kim tarafından bilmiyorum ama gargin olduğunu düşünüyorum. Yani Taho ile birleştirilmiş. Babam Gazel'in o yüzden genç yaşlarda akli benliği böyleymiş. Anlayabiliyorsun değil mi? 4 yaşındaki bir çocuğun yapamayacağı konuşmayı ve yürüyüş işlevlerini ve fiziksel özelliklerini büyük ihtimalle babandan alıyordu. Yani babam fiziki bedenini kontrol ediyordu babamın. Karura yıllardır Zahni ile beraber biz bunu başka bir cinle iletişim kuruyor diye düşünüyorduk. Hissedemiyorduk ama her zaman varlığını biliyorduk konuşmasından dolayı. O benim babam mıydı? Peki onu göremedim ben. Yani Gazel'le beraber öldü diyecekti ama sözünü keser şekilde araya girdim. Metanetli olacağını biliyordum Karura. Sadece bu sırla beraber yaşamak istemedim. Sen benim arkadaşımsın. Hiçbirinizi hükmetme gücüm olmadığını biliyorum. Hepinizin yanımda durmasının sebebi aynı ışıkta yürümemizdir. Bu yüzden de Allah Celle Celaluhu şahidimdir ki içimde bu sırrı saklamak istemedim. Karura, Rahvin'e doğru bakarak onu bırakması gerektiğini söyledi. Rahvin bana baktı, bırakması için gözlerimi kırptım. Öne doğru gelerek Karura, o zaman ben de sana bir sır vereceğim dedi. Nasıl bir sır vereceksin diyerek sordum. Sağ elini aç demesiyle parmaklarının ucunda sarımsı bir şimşek çakmaya başladı. Avucumun içine doğru tırnağıyla keser şekilde bir şeyler çiziyor. Rahvin kanımın aktığını görünce eline bir anda sırtındaki kılıcını alarak neredeyse Karura'yı parçalayacaktı. Sol elimi kaldırıp hemen durmasını söyledim. Sakin ol Rahvin. Karura'nın bana zarar vermeyeceğini sen de biliyorsun. Rahvin öfkeli bir şekilde hala Karura'ya bakıyor. Karura, bu simgeye iyi bak Hüddamlar Hüddamı. Zamanı geldiğinde sana yardımcı olacak. Bu simgeyi nerede görürsen o senin dostundur. Bizim kabilemizin sırlarından biri senindir. Bunu Hüddam Elbin Gazer sana zamanı geldiğimde vermemi istiyordu ama sen Hüddam Elbin Gazer'in düşündüğünden daha öte bir hüddama geçtin. Artık bu sırrı saklamamın veya zamanı geldiğinde söylememe gerek yok. Bunu akıllıca kullanacağını düşünüyorum. Şimdi içeriye gitmek istiyorum. Öncelikle yas tutacak, daha sonrasında da üzerime yeni bir smokin alacağım. Çünkü şimşeklerim artık daha da güçlü olacak. Olgunlukla karşılıyordu Karura. Babasının ismini duyduğunda veyahut onun yaşadığını bir dönem duyduğunda direkt olarak bana saldırabileceğini düşünüyordum. Rahvin simgeye doğru yaklaştı. Demek ki bu. Olur olur diyerek gülüyordu Rahvin de. Suratında yine çirkin bir gülümseme. Bu simgeyi gördüğümde her zaman daha fazla kan akacağını biliyorum. İşte her şey bu kadar kolay diyordu. İçeriye doğru yürüdüğünde Karura'nın elime çizdiği o simgeye bakıyordum. Ne olur ne olmaz diyerek. Belki de belirli bir tılsımda silinip gider. Aklıma yazmıştım bu simgeyi. İçeriye doğru yürüdüğümde Mürre keyifli bir şekilde kahkaha atıyor, Kavrağı ve Zervi'de gülüyorlardı. Bu kadar yıkıntının ve acının üstüne onların eğlenerek gülmesi beni hoşnut etmişti. Herkesin yüzünde gülümseme var. Mahrur ve Nuba nasıl olduğumu soruyorlar. Bilge cinlere teşekkür ederek gerçekten iyiyim Mahrur. Hatırlıyor musun senin mağaranda ne acılar çekmiştim? Sadece Bertus tılsımı için. Şu anda Bertus'un da üstündeki tılsımı kullanıyorum. Mahrur artık beni şaşırtmıyorsun diyordu. Sen Hüddam Elbin Gazer'in oğlusun. O yoldan gideceğini zaten biliyordum o mağarada. Gözüm kapalı şekilde Bertus'u sana yaptım. Hiçbir şekilde de güvenimi boşa çıkartmadın. Şu anda bütün hüddamların başındasın. Hüddamlar Hüddamı ünvanını almış, önündeki bunca zorluğa rağmen hiçbir şekilde titremeden yürüyorsun. Mürre bu sırada ayağa kalkarak, artık daha fazla geciktirmeyelim bu durumu. Demek sahabelerden aldın, dostlarımdan aldığın sırlarla beraber bakalım beni ruhunda taşıyabilecek misin? Bir padişahı çakranı alabilirsin ama ruhunu almak yüksek bir güç isteyecek. Rahvin gülerek benden daha güçlü olduğunu neden hep ima ediyorsun? Ben senden daha güçlüyüm ve çakrasına beni kabul edebildi. Sen de kim oluyorsun diyerek Mürre'ye bulaşıyordu. Mürre yavaşça elini yukarıya doğru kaldırdı. Çünkü ben mühürleyenlerin ve güçlerin en yükseğindeyim.
Şimdi anlayacaksın Hüddamlar Hüddamı. Rıfkı abi diğer cinlere kenara çekilmesini söyledi. Zarar görebilirsiniz. Mürre'nin söylediği gibi kolay olmayacak. O bir padişah ve sahabe. Geriye doğru çekil sen de Rahvin. Gücünle daha fazla baskılayıp yorgun düşürme Hüddamlar Hüddamını. Herkes kenara çekildikten sonra iki elindeki E harfi belli oluyor. Mühürler birbirine doğru yaklaşıyor. O altı kolunun hepsinde E harfi var. Hepsi yaklaştıkça da sanki şimşekler birbirine çakıyorcasına elinin içindeki E harfi üzerinde yavaş yavaş gitgeller oluşuyor. Karanlık dumanlar bedenini sarıyor Mürre'nin. Boynunda bulunan dikenli, bir o kadar da göz alıcı olan boyunluk kilidi açılır şekilde öne doğru çıktı. Kollarındakiler de kilitler açılarak, bütün kilitli olanlar yarım şekilde açık. Mürre okumaya başlıyor. Hazunan niname elabü hüdam. Kabul edebiliyor musun görelim dedi ve altı elini de aynı anda birleştirdi. Birleşmesiyle beraber gözlerini açtığında simsiyah bir zifrilik vardı. Gözlerinin içinde sanki hipnotize olmuş gibi kayboluyorum. Mürre bunlar da ne diyerek soruyordum. Zihnimde onu görebiliyor, net bir şekilde de duyuyorum. Bunlar benim tılsımlarım. Hepsi sana geçecek Hüddamlar Hüddamı. Sana geçtiğinde bir cin padişahı ile bir olacaksın. Ama gözünde gördüğüm şeyi bana anlatman lazım. Her şeyi öğrenmeliyim ki sen de her şeyi benden öğrenesin. Aramızdaki sır tamamen kalksın. Ona gördüğüm şeyi söylemiştim. Anlıyorum. Hüddam Elbin Gazer'in mirası demek ki sana bu. Unutma Hüddamlar Hüddamı. Gücümü doğru kullanmalısın. Rahvin senin için ne kadar fiziki bir güç oluşturuyorsa ve senin için savaşıyorsa ben de ellerindeki mühürler olacağım. Mürre rahat bir biçimde ruhuma oturmasından dolayı birazcık endişelenmiş gibi. Sen beni bu kadar hızlı kabul etmen, daha önceden bilmediğim bir tılsım kullandın mı dedi. Hayır şeklinde yanıt vermiştim. Tılsımları okuyarak kabul ettiğin için olmalı. Yoksa başka bir açıklaması olamaz. Şu anda mühürlerimi kullanabiliyor musun? Ellerini aç o gerekli tılsımları oku dedi. İki elimi yukarıya doğru kaldırdım. Avuç içlerime bakıyordum. Bismillahirrahmanirrahim. Okumaya başladığımda tılsımları gerçekten Mürre'nin elindeki gibi E harfi oluyordu. Sirius Vega ve Altar yıldızlarının oluşturduğu o mağaranın önünde de aynı şekilde böyle parlamışlardı. Artık bunu istediğim zaman kullanabilecek miyim diyerek sordum. Bu mühürler artık senindir dedi. Mürre, şimdi öğrenmen gereken bir şey daha var dedim. Dinliyorum diyerek yanıt vermişti. Seni almak için bir anlaşma yaptım. Ne anlaşması yaptın Hüddamlar Hüddamı diyerek soruyordu. El-Marihu'ya Mihrezel Ahmer'i geri vereceğimi söyledim. Mazlumun yanına gitmeliyiz dedim. Öfkelenmişti. Mihrezel Ahmer'i onlara neden geri veriyorsun? Onu mühürlemek için ne kadar çok uğraştık. Eğer Papaz Andrew ona ulaşırsa belki de bilmediğimiz veyahut sadece ona ait olan sırları ona verecek. 3 yıl sonra çıkmasını düşündüğün o şey ya erkenden çıkarsa diyerek kızgın bir şekilde bana soruyordu. İçim bu konuda rahattı çünkü Rahvin'e doğru bakmıştım köşeye. Rahvin pis bir sıratış gerçekleştirdi. Uzun zaman sonra çıkacağını düşündükleri şey Papa Zendrov'un elinde değildi. O mağarada Gargin'in mağarasındaydı. Bu yüzden rahat bir şekilde bunu kabul etmiştim. Mihrezel Ahmer'i teslim edeceğiz. Verdiğim sözü tutmak zorundayım diyerek yanıt verdim. Mürre, aklında bir şeyler olduğu belli Hüddamlar Hüddamı. Sen nasıl istiyorsan, mazlumun yerini direkt bulabiliriz diyordu. Ayrılmayı gerçekleştirdiğimde zihnimden, herkes rahatlamış, etrafta Mürre içinde mi diyerek soruyorlar. Mürre aynı bana bağlı şekilde, siyah bir duman sızıntısıyla beraber dışarıda belirdi. Herkes derin bir nefes almıştı sonunda. Kavrağı ve zerveye doğru dönerek, bana mazlum gerekli. Mazlumun yerini bulduktan sonra beni çağırın demiştim. Kavrağı ve zervede, Hüddamlar Hüddamı, onu bulduğumuzu haber vereceğiz diyerek oradan ayrıldılar. Rıfkı abiye doğru döndüğümde, 3. tılsım gerekli. 3. tılsımı nereden alacağım? Hüddam Elvin Recep tarafından açılabilir. Bu yüzden önce onu kurtarmalı, daha sonrasında da onu mağaraya götürmelisiniz. Bu benim için kolay olacaktır. Nerede tutulduğunu söylemen yeterli. Rahvin'e gerekli bilgiyi verdim sen birleşim yaparken.
Rahvin tekrardan içime doğru gelmişti Mürre ile beraber. Oraya gitmek için yasaklıyı kullanacaktım ama kavrağı da aynı anda mazlumun yerini bulduğunu söylüyor. Öncelikle kurtarmalıyız Recep hocayı. Daha sonrasında mazlumun yanına geçeriz demiştim. Gözlerimi kapatarak yasaklıyı kullandığımda mahzen gibi değişik bir yerdeyim. Yeraltı şehrine benzemiyor burası. Bir koridor şeklinde. Etrafta nütübetlenmiş, hatta yosunlanmış duvarlar var. Belli bir aralıklarla buraya su dolduğu belli. Üst tarafta ise döküntü şeklinde bir çatısı var. Duvarlar tamamen çatlamış, sular sürekli olarak aşındırmaktan, üst tarafta artık ne varsa burayı kapatacak şeklinde üstümüze doğru düşecek. Sol tarafta olduğunu hissedebiliyorum. Cin kulakları sayesinde de onun konuşmasını da duyuyorum. Birisi onu tehdit ediyor, o sadece gülüyor. Bu hocanın nakli dengesi yerinde mi? Bunu hissedebiliyor musunuz diyerek sordum. Mürre ve Ravin de hissedemediklerini söylediler. O tarafa doğru yürümek için duvara doğru yapıştırdım kendimi. Sessiz ve kullandığım tılsımlamanın bozulmaması üzerine yavaş yavaş ilerliyordum. Rahvin de Mürre de hissediyordu. Daha önceki öde yaptıklarımız bütün diğer hocaların bulunduğu yerlere iletilmiş. Her yerde daha yüksek tılsımlar, hatta engelleyici mühürler konulmuş. Bunlar şu anki bulunduğum seviye için hala çocuk oyuncağı. Onları burada yok edebilirim. Ama bu direkt olarak El Marihu ve Papa Zendrov'un kulağına gider. Bunu istemiyorum. Beni aciz ve zayıf olarak görmeliler. Birleşmeleri sağladığım için bedenimin yüksek hasarlar aldığını düşünmeliler. Bu yüzden de kendimi yemleyeceğim. Rahvin bunun tehlikeli olduğunu söylese de Mürre bana katılıyordu. Rahvin sadece parçalamak istiyor. Babam bu Rahvin'i nasıl kontrol edebilmiş, hele ki bu halinde. Gerçekten hüddamlar hüddamı olmak çok zorlu kararlar vermekten geçiyor. Dünyevi duygulardan tamamen soyutlanmak, büyük yaralar açsa da zihinsel olarak, bedenen de olsa zihinsel olarak da olsa taş gibi kalmalıyım. Rahvin'in ortaya çıkmasını söyledikten sonra enerjisini yayacak şekilde gizlenme perdesini yavaşça açtım. Bu yüzden bizi rahat bir şekilde hissettiler. Cin kulağını kullanarak etrafımızı sardıklarını ve konuşmalarını duyuyorum. Rahvin burada görünmediklerini zannediyor diyerek etrafımızdaki tılsımları arttırıyorlar. Hatta birkaç tane kıdemli, daha üst seviyedeki yaşlı, Mirez'in ordusundan olduğunu düşündüğüm cin gelmiş. Onlar da bize saldırmak üzere bekliyor. Mürre, benim burada senin içinde olduğumu anlarlarsa büyük ihtimalle korkuları salınır. Sadece Rahvin'le savaş. Bu sırada Rahvin, yara alıyormuşsun gibi birkaç defa mühürler tarafından yanmaya çalış. Rahvin gülerek, yine aciz rolü oynayacağıma inanamıyorum. Buradaki herkes öldürme lezzetine kavuşacağımı zannettim. Hüddamlar hüddamı ne diyorsa o olsun. Ön tarafa doğru ilerledikten sonra dar koridorların üstünden çıkan merdivenleri gördük. Oraya doğru ilerlememizle beraber de Ay Tapınakçıları arkamızdan geçtiğimiz yolları tek tek mühürlemeye başladı. Geriye doğru kaçmamamız için her şey yapılıyor. Merdivenlerden yavaşça yukarıya çıkarken Şeytan Yıldızı tarikatından olan birkaç kişi önüme doğru dikildi. Demek Emrah, sen de bizden biri olabilirdin ama onlardan olmayı tercih ettin. Burada öleceksin diyerek arkasındaki diğer şeytani olan Mirez'in ordusundaki cinleri öne doğru çıkarttı. Merdivenlerden aşağıya saldırmak için geldiklerinde Rahvin onları parçalayacaktı ama direkt olarak iletişime girerek yara al, yara al diyerek ona bağırıyordum. Rahvin bir bakış attı. Sanki bunu istemiyormuş gibiydi ama onlardan gelen mühürleri engellemek için sol kolunu onlara doğru uzattığında sanki parçalanıyormuş gibi kara dumanlar şeklinde sol tarafını yok etti. Gördünüz mü diyerek bağırıyordu arkadaki Şeytan Yıldızı tarikatındakiler. Onlar yok edilemez değil, onlar bizden güçlü değil. Biz şeytanın çocukları olarak onlardan güçlüyüz diyerek bağırıyor. İçerideki herkes bu haberle beraber gaza gelircesine üzerimize saldırmak için tılsımlar kullanıyorlar. Birkaç tanesinin mağaradan ayrıldığını, direkt olarak oradan gittiğini hissettim. Büyük ihtimalle berzahı aleme geçerek Papa Zendruva haber vereceklerdi. Artık saklanmamızın da bir anlamı kalmayacak. Rahvin, öndekileri yok et dediğimde sol elini direkt olarak karanlık dumanlarla geri getirdi. Bakın arkadaşlar, sol elimi yok ettiğinizi zannetmiştiniz değil mi? Size sol elimin nasıl yok olmadığını göstereyim diyerek sağ elindeki kılıcı sol eline doğru bıraktı. Okuduğu mühürlerle beraber kılıcın ateşi daha da artıyordu. Ben de etraftaki habislerin kaçmaması
Hepsinin yok olması üzerine ışık yıldızlarını okumaya başladım. Işık yıldızlarıyla beraber ışık tılsımlarıyla yıldız tılsımlarının birleşimi olan bu tılsımlar içerideki her şeyi yok ediyordu. Kalbinde şeytana olan sevgileri yüzünden yok olan binlerce cin. Artık doğru yolu bulmalarını umut ediyorum. Burada yapacaklarım kesinlikle ileride kulaklarına gidecek. Umarım doğru yola geri gelirler. Sadece Kur'an-ı Kerim'in ışığında yürüyenler ve Rabbini bilenler güçlü olabilir. Diğerleri hem bu dünyada hem de cehennemde helak olacaktır. İleriye doğru adım adım atarak merdivenlerden çıkıyordum. Bu sırada Rahvin, hocanın zihniyetine girebiliyorum. İstiyorsan onunla konuşmanı sağlayabilirim dedi. Emin misin diyerek soruyordum çünkü akli dengesi yerinde değilmiş gibi sesler geliyordu. Bir dene bakalım dedi Mürre. Rahvin direkt olarak iletişim kuruyordu. Hüddamel bin Recep hocam beni duyabiliyor musunuz? Kafasının içinden hiçbir şekilde konuşamıyor. Büyük ihtimalle tılsımlar hakim değil veyahut düşündüğümüz gibi akli benliğini kaybetmiş durumda. Onun hissiyatı sürekli olarak değişiyor. Onu taşımaya çalışıyorlar. Büyük ihtimalle buradan kaçırarak berzahı aleme götürüp Azrail yokuşuna sokacaklar. Bu umurumda bile değil. Eğer Azrail yokuşuna götürülüp kefenlenirse artık Azrail yokuşu diye bir yer bırakmam orada. Kilitleyici tılsımları okumaya başladığımda yerinin değiştirilmesi durdu. Tam üst tarafa, zindanımsı değişik bir yere gelmiştik. Etraftaki ve duvardaki yazılı olan mühürleri gördüğümde bunlar kara kitaplarda yazan mühürler. Kara kitaplar o zamanda alınmadı mı dervişler tarafından? Buradaki bilgileri nereden buldular? Doğru ya, El Marihu'nun hala yaşadığını aklımdan çıkarıyordum. Büyük ihtimalle bu hazırlıkları yapan da oydu. Yukarıdaki herkes önüme dizilercesine tek tek arka arkaya geçtiler. Hepsi benimle savaşmak istiyor, hala kalplerinde şeytan olan sevgilerini söylüyorlar. Rahvin bana doğru bakarak, istediğin bu mu Hüddam? Hepsini yok edebilirim. Hayır, hiçbirini yok etmeyeceksin çünkü onlara başka bir şey göstermek istiyorum. Mürre diyerek seslendiğimde, Mürre sırtımın arkasından karanlık duman bağlantısıyla beraber tam arkamda duruyordu. Altı elinin üstünde de her bir el avucunun içinde farklı bir tılsım oluştu. Yine göğsümdeki ve sağ ve sol elimin üstündeki mühürler yanmaya başladı. Bütün herkes buradan rahat bir biçimde çıkabilir. Tek bir isteğim var. Siz de diğer tuttuğunuz hüddamları bana getirin. Söz veriyorum hiçbir dostluğunuza zarar gelmeyecek. Bu anlaşmayı sağlarsanız hiçbir zararı vermeyeceğimin sözüyle beraber de sizlerin rahat bir şekilde yaşaması için korumam altına alacağının sözünü de veriyorum. Herkes bir anda şaşırmış, saldırmak için bekleyen bütün şeytan yıldızı tarikatı ve yanındaki ay tapınakçıları birbirinin suratına bakıyor. Doğruyu söylüyor bu. Ne de olsa yalan söylemez hüddamlar diyerek bir anda aralarında fısıltılar yükselmeye başladı. En arkalarındaki kara cübbeli olan o kırmızı gözlü yine gözüküyor. Onu beni mühürleyip çıkarmadan önce Rıfkı abinin tam karşısında Papaz Andrew'un üst tarafındaki dağlıkta görmüştüm. Bu her kimse bir insan olduğunu düşünüyorum. Veyahut bizim gibi yarı cin formunu mu kullanıyor? Ne olursa olsun onu durdurmam gerekti. Hissiyatı çok güçlü. İçinde aynı benim ruhani birleşmem gibi olan daha fazla cin olduğunu da hissediyorum. Rahvin durumdan gittikçe huzursuzlaşıyor. Pençelerini yere doğru sapladıktan sonra kılıcındaki ateşi yükselterek gözlerindeki beyazlık karanlığa dönüşüyor. Hüddamlar hüddamı, bunlarla konuşarak anlaşamayız. Bırak, İslamiyet'in kılıcını görsünler. Mürre arkamdan net bir şekilde bana, o kırmızı gözlü olan düşündüğün gibi aslında, El Marihu, bilmediğimiz bir tılsım daha kullanıyor. Ama bedenen burada duramıyor. Sadece gözetleyebiliyor. O kırmızı gözle bu yüzden. O zaman Mürre, ben de sana bunca yaşamın boyunca bilmediğim bir şey göstermek istiyorum. Nasıl diyerek şaşırmıştı. Rahvin diyerek sırtına doğru dokundum. Masruhala, masruhala. Onun yanına git. Sadece gölgesini mühürle ve kılıcına süz. Bir anda Rahvin önündeki herkesi geçmiş, ortadan kaybolmuş şekilde o kırmızı gözlünün arkasında belirdi. Kırmızı gözlü başını yukarıya doğru kaldırıyordu ki kılıcını aynen gözünün tam üstüne, kırmızı gözüne doğru sapladı. Bu sırada
yok olması veya ölmesini bekledikleri o silüet hiçbir şekilde yok olmuyordu. Belki kaçmak istiyor ama kaçamaz. Çünkü Rahve'nin kılıcının bir diğer özelliği de sapladığı veyahut herhangi bir şekilde dokunduğu latif bile bir varlık olsa onu mühürlemek, aynı kavrağının öldükten sonra yaptığı şeyi canlı canlı yapabiliyor. Kristalle onu, gözünü ve kulağını al diyerek bağırdığımda kılıcın üzerindeki yazılar tekrar belirmeye başladı. Kaçmaya çalışsa da nafile, El Marihu ondan ne kadar güçlü olduğumu artık öğrenecek. Öğrendiğinde de yapması gereken çok belli. Benden kaçmak. Ama ne olursa olsun hepsini öldüreceğim. Kılıcın üzerindeki yazılar tek tek karanlık dumanları alarak küçük bir kristal oluşturdu. Kılıcı yukarıya doğru çektiğinde ise kristal bana doğru uçuyor, sol elimle direkt olarak E harfiyle mühürleyip üstüne doğru elimi yapıştırdım. Artık hiçbir şekilde göz ve kulağı olamayacak etrafta. Kendi bedenini getirmeden etrafı izleyemeyecek El Marihu. Kristali sol tarafımdan içeriye doğru koyduktan sonra Rahvin'e herkesi yok etmesini söyledim. Bu sırada hepsi ayağa kalkarak "Bizi affedin" diyerek bağırıyorlar. Hiçbir şekilde tarikatlarda bulunmayacağınıza, ortadan kaybolunacağınıza söz verirseniz hiçbir şekilde size zarar gelmeyecek. Hepsi birbirinin gözlerine baktıktan sonra kabul eder şekilde bana bakıyor, başlarını sallıyorlardı. O zaman istediğiniz olacak diyerek kenara doğru çekildim. Hepsi koşar bir biçimde kaçıyor, arkalarına bile bakmıyorlardı. İlerideki zindanın olduğu yere doğru geldiğimde zaten kapı açık bir şekilde duruyor. Yan tarafına doğru uzanmış, duvarda tırnağını yara etmiş şekilde sürekli olarak parmağıyla bir şeyler çiziyor. "Bunlar nedir hocam?" diyerek yaklaştım. Bana doğru yavaşça arkasını döndü. Baktıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrar yatar pozisyona dönerek duvardaki yaptığı şey devam ediyor. "Hocam, ben Hüddamlar Hüddamı Elbin Gazer'in oğluyum. Sizden bir ricam olacaktı. Beni duyabiliyor musunuz?" diyerek seslendim. Arkasına dönüp bakmadan, "Gazer'in oğluysan soracağım sorulara cevap vermen gerekti. Çünkü buradaki hiçbir şeye inanmıyorum." demişti. "Tabii ki, her şeyi sorabilirsiniz babamla ilgili." "Babanla ilgili her şeyi neden sorayım ki? Gazer'i öldürüp mühürlediyseniz bütün bilgilerini almış olabilirsiniz. Ben sana İslamiyet'le ilgili soru soracağım." "Dinliyorum. Ne sormak istiyorsanız sorunuz." dedim. İlk sorusu gerçekten güzeldi aslında. Peygamber Efendimizin, yaratıcımız olan Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna çıktığı bu güzel hadiseye ne denir? "Miraç denir hocam." "Peki bakalım. Diğer soruma geçiyorum." diyerek ikinci sorusunu soruyordu. Güzel bir sorudan sonra hüzünlü bir soru bu. "Peygamber Efendimizin hangi yılda vefat ettiğini biliyor musun?" "632 yılında." "Peki hangi ay?" "Haziran ayında vefat etti." "Hangi gün öldü?" "8 Haziran'da." "Tamam." diyerek ayağa doğru kalktı, bana bakıyordu. Gözlerine bakmam yeterliymiş aslında. Demek bir Hüddamlar Hüddamı daha. Elini uzattıktan sonra tam elini sıkacaktım ki adamcağız o kadar fazla yorulmuş ki yere doğru yığılıyordu neredeyse. Göğsüne doğru elimi koydum. "Hocam, yasaklı olanı kullanırsam bedeniniz bu enerjiyi kaldırır mı?" diyerek sordum. Gözlerini kapattı, "Olur" demişti. "O zaman buradan gidiyoruz" diyerek sol elimle gözlerinin üstüne koydum. Direkt olarak yasaklı olanı kullanmıştım. Mağaraza belirir belirmez de direkt yanımıza koşuyorlardı yine. Bana baktı Rıfkı Hoca. "İyi mi Recep Hoca?" diyerek soruyordu. "Gayet iyi ama sadece bitkin. Beni biraz zorlamak istedi. Sadece bilgi soruları sordu bana. Birazcık garip geldi bu benim için. Hüddam Elbinlik seviyesindeki bir hoca kanımdan da anlayabilirdi." Rıfkı abi önüme gelerek, "Sence bir habisi Peygamber Efendimiz'e ilgili bilgileri bilebilir mi? Bilse bile doğruyu söylemeye cesaret eder mi? Dilinden o doğru çıktığında dilinin yanacağını bilmez misin?" "Haklısınız, unutmuşum. Bir anda sadece şaşkınlığıma geldi. Sanırım gücümün esaretinden dolayı bazı şeyleri daha düşük görüyorum. Bunu kalbime tekrar işleyeceğim." Rıkkı abi direkt olarak mazlumun yanına gitmemi söylüyor. Haklıydı. Kavrağı ve zerbi orada mazlumun yanında beni bekliyorlar. "Mürre ve Ravin hazır mısınız?" diyerek sorduğumda Ravin daha zaten dünden hazırdı. Direkt olarak yasaklıyla beraber mazlumun bulunduğu yere gittik. Burası bir mağara. Etrafında yine dörtler yazıyor ama mağaranın içindeki tılsımlar farklılık gösteriyor. Burası orası değil. Sadece çok benzetilmiş.
Arka tarafa mazlumun yanına doğru yürüdüğümde keskin bir surat ifadesiyle bana bakarak öfkesini kusuyor resmen. Ondan mihrezi isteyeceğimi biliyor. Kavrayla ve zerbe onu söylemiş olmalı. Ayağa doğru kalktıktan sonra büyük bir çığlık atarcasına bana doğru bağırdı. Bu öfkesini kusma biçiminden biri. Vücudundaki bütün tılsımlar kanamış şekilde bekliyor beni. Büyük ihtimalle yerde duran kanlı taşlarla üzerindeki tılsımların dağlanmış yerlerine kesikler atmış. Babasının ve dörtlerin ölümünden sonra öfkesi gittikçe gözüne yansıyor. Ona doğru yaklaşmak istediğimde eliyle dur işareti yaptı. Sen hüddamlar hüddam olduğunda bize ihanet mi edecektin gerçekten? Babalarımızın katillerine bir de onların istediklerini mi vereceksin? Sana Kavra ve Zerve'nin anlatmadığını düşünüyorum. Mürre'yi kurtarmam gerekiyordu orada. Arkamda Mürre'yi hissedebiliyordu. Mürre de zaten görünür bir biçimdeyken Mürre'ye doğru yaklaşarak ''Söyle Nusaybin'in padişahı, sen hüddamlar için canını vermekten çekinir miydin? Orada mihrez verilmesin diyerek canını verir miydin?'' diyerek. Mürre net bir biçimde verirdim. Ama unutma ki hüddamlar hüddamına erişmek normal bir hüddam erbinlik seviyesinden bile daha büyük sırlara, her şeye vakıf olmaktır. Bu yüzden hüddamlar hüddamının bilgeliğine güvenmeliyiz. Nasıl Gazer bunca zaman hüddamlara gerekli şeyleri söyledi, şimdi de Emrah söyleyecek. Eğer onun sözlerine itibarın yoksa hüddamlığını düşmüş sayarız. Bu yüzden de seni mühürleyip mihrezi gerekirse öyle alırım diyordu. Mürre'nin bu sert çıkışına mazlum birazcık şaşırmıştı. Daha ılıman bir konuşma mazlumu yatıştırabilir. İçindeki dünyevi duygu olan ateşi söndürmeliyim onun. Ona doğru yaklaşarak elimi uzattım. Kardeşim, bana her zaman inandığın ve güvendiğini düşünüyorum. Beraber seninle berzah alemde birçok defa da düşmanla karşı karşıya geldik. Ne olursa olsun Rabbimizin yolunda yürüyeceğimize de and içerken de yan yanaydık. Sözlerime lütfen güven ve tamah et. Sadece açıklamama izin ver dedi. Seni dinliyorum diyerek öfkesi birazcık yatışarak oturduğu taşa doğru tekrar döndü. Yanına doğru geçerek oturdum. Birbirimizin suratına bakarak net bir biçimde anlatıyordum. Amacım hiçbir şekilde kötülük değildir. Veyahut onları güçleneceğini bildiğim halde mihrezi vermek hiç değil. Şu anda öğrendiğim sırlar çok yüksek. Mihrez el-Ammer gerçekten çok zayıf bir cin şu anda. Mihrez'in gücünü küçümseyecek kadar sırra vakıf olduysan beni orada öldürebileceklerini de biliyorsun. Yanında ben olacağım dostum. Sana zarar vermeye kalkarlarsa önce içinden çıkan o şeytanın oğlunun kafasını, daha sonrasında orada bulunan ne kadar şerli varsa hepsini yok edeceğim. Merak etme. Bu yolda artık hiçbir şekilde iyimserlik beslemiyorum. Bu artık benim cihadım ve farzımdır. Ne olursa olsun kötü olanın çıkmaması için önüme çıkan her şeyi yok edeceğim. Mazlum, ellerimin üzerindeki cübbeyi yavaşça çekerek ellerimin üzerindeki sembollere baktı. Demek hüddamlar hüddamlığı sana geçti. Kardeşim, o zaman ben de sana bütün sırları vereceğim. Öğrendiğin sırlar bir cin tarafından sana geçirildi. Ama babamın, yani Hüddam Erbin Mirza'nın zihnindeki her şey vücudumun üzerinde kazılı ve bunların hepsini sana vereceğim dedi tekrardan. Şaşırmış, bir o kadar da heyecanlanmıştım. Önüme doğru geçerek diz çöktü. Sonrasında sırtını iyice gerdikten sonra sağ ve sol kolunu yan tarafa doğru açmıştı. Ellerinde aynı sahabelerin bana verdiği sembol oluşuyor. Vücudundaki o dengesiz dağlanmalar, birçok işlenmiş nakış şeklindeki mühürler, hepsi bir hizaya giriyor sanki. Mürre'ye doğru bakarak, Nusaybin Cin Padişahı Mürre, bendeki bütün sırları, Hüddam Erbin Mirza'nın sırlarını hüddamlar hüddamına ver demişti. Mürre heyecanlanmış bir şekilde, Mirza gerçekten gördüğüm en ilimli hoca. Öne doğru çıkarak üç kolunu benim alnıma, göğsüme ve midemin tam üstüne doğru koydu. Daha sonrasında diğer avuç içlerini mazlumun alnına, göğsüne ve karnının tam ortasına doğru koydu. Akış başlıyor. Mühürler ortaya çıksın diyerek ikimizi de ittirir şekilde öne doğru birazcık ittirmişti. Vücudum sanki mührenin avuç içlerine bir mıknatıs gibi yapıştı. İçime doğru akıyor her şey. Bunu hissedebiliyor ve öğreniyorum. Mirza Hoca'nın çocukluğunda, daha sonrasında gençlik yıllarındaki o köyde gördüklerini hepsi zihnime doğru işliyor. Ellerim ve ayaklarımın üzerinde
aynı mazlumun üzerindeki tılsımlar oluşurcasına tılsım yazıları oluşmaya başladı. Bunların hepsi gerçek mi diyerek soruyordum. Mürre'de bilgi akışını sağladığı için o da bilgilere vakıf oluyordu. Şöyle bir cümle kurması her şeyi özetledi aslında. Gazer ve Mirza Ademoğlu olmasa, bir cin olsa tamamen padişahlığın en üstünde olurlardı. Böyle sırların yarısını bile ben bilmiyorum. Bunlara nasıl ulaşmış bu insan? Bunları nasıl öğrenmiş? Sonunda akış tamamlanmış, Mürre ellerini yavaşça çekmişti. Ayağa doğru kalktığımda aynı onun gibi sol gözümde bir turunculuk, sağ gözümde bir beyazlık oluşmaya başladı. Bu gözler sayesinde onların gözlerini görebiliyorum. Evet, Zarku. Daha sonrasında Zerbata'nın gözlerini net şekilde görüyorum. Karanlık bir mağarada konuşuyorlar. Bu ama nasıl olabilir? Demek ki Mirza Hoca herkesin gözünden görebiliyordu. Bu yüzden her şeyi rahat bir biçimde biliyor. Bütün sırlara bu yüzden vakıf oluyordu. Şimdi anlıyorum. Demek ki Mirza Hoca'nın özelliği bu. Her yerde gözleri var. Mağarada konuşulanları ne şekilde duyuyorum. Elmarıyu Papaz Andrew'la konuşuyor. Emrah büyük bir tehdit. Daha klonumun olduğu yerdeki her şeyi mühürledi. İkizimi, yani çıkardığım ruh benzerimi mühürlediğini söylüyorum sana. Onun gücünden şüphe etmemen gerekiyor. Onu küçük görme. Buraya gelirse eğer beni bile öldürecek güce sahip olduğunu düşünmeye başladım. İlk başlarda sadece birkaç tane önemli tılsım öğrendiği için şımardığını sandığımız bir hüddamdı o. Ama yaptıklarını gördükçe gücünü sakladığını bile düşünüyorum. Papaz Andrew bu konuşmalara rağmen gülerek arkasındaki insan kemiklerine benzeyen tahta benzer bir şeye oturdu. Çok fazla korkuyorsun insan parçası. Buraya geldiğinde has ruhun gücü yetmedi mi? Gargin. Gargin'in gücü de mi yetmedi? O zaman çıkacak olanın gücünü ikiye böler ikisine de eklerim. O zaman berzahı alemi gerekirse yerinden oynatır, onu burada parça pinçik ederim. Kızgın bir şekilde Elmaru'ya bağırıyordu. Adamların hala çıkacak olanın mührünü bulamadı mı? Hayır. Berzahı alemde ne kadar arasalardı bulamadılar. Ademoğullarının aleminde saklanıyor olabilir. Onun bizde olduğunu zannediyorlar hala. Hızlı bir şekilde bulmalı ve onu göstererek koz olarak kullanmalıyız. Ellerini ayaklarını bağlamış oluruz bu sayede. Kristale dokunamadığımızı zannediyorlar. Bu yüzden de kendilerine güveniyorlar. O mührü bul bana Elmarihu. Eğer bulamazsan senin de yaşamına son vereceğim demişti. Merak etme. Yakın zamanda bize mihrezi getirecekler. Orada onlara bir tuzak hazırladım. Bu sırada Gargin sanki uyanıyor gibi. Kanatlarını yavaşça sağa sola salladığı için görüş ve duyarlılığı kaybediyorum. Resmen tılsım bozuluyor. Gargin'in uyku halindeyken görebiliyorum demek ki. Görüş ve sesler gittiğine göre bir tuzak hazırladığını öğrenmiş oldum en azından. Bunu düşünüyordum ama net bir bilgi halinde öğrenmem daha da kolay oldu benim için. Kuraka'nın varlığını hissedememem beni şaşırtmıştı. Kuraka berzahın bir yerinde saklanıyor veyahut hala mühürlü şekilde onların elinde olabilir. Üçüncü cin olarak o oturacak. Daha sonrasında ise Karura ve beşincisi Gargin. Büyük savaşın patlamasına çok az kaldı. Kaç dolunay geçti diyerek gözlerimi açtığımda Mürre'ye ve Rahvin'e sordum. Rahvin 6 dolunay oldu. 24 dolunayın sonlarına geldiğimizde Rıfkı Hoca'nın yaptığı mühürler zayıflayacak. Bu yüzden yırtıklar açılmaya başlayacak. Hızlı olmalıyız demişti. O zaman herkes hazır olsun. Mazlum, bana verdiğin bu sırlar benimle beraber toprağa girecektir. Sana bana bu güvenceyi sağladığın için teşekkür ederim. Ona doğru giderek sarılmıştım Mazlum da bana. O zaman bunu yapalım Hüddam kardeşim. Daha doğrusu Hüddamlar Hüddamı hocam demeliyim herhalde. Artık sırlara da vakıf olduğuna göre başımız sensin. Bizi bu beladan kurtaracak olan sensin Emrah. Allah razı olsun demiş, yasaklı olanı kullanmak için ikimiz de gözlerimizi kapatmıştık. Berzah'ın belirsiz bir noktasında beliriyorduk ama mühürler yapıldığı için Mazlum burada çok fazla güçsüz. Onun tılsımlarını korumak üzere üzerine bir perdeleme sağladım. Elmarihu'ya geldiğimizi haber vermeleri için de Rahvin'e gerekli gücü yaymasını söylediğimde avucunun içine doğru tırnağıyla bir kesik attı. Sızan dumanları göğe doğru kaldırarak kükreye bir şekilde bağırdı. Sanki elinin içindeki o küçük sızıntılar
birer okmuşçasına öne doğru gidiyordu. Uzun sürmedi karanlık dumanların bize doğru gözükmesi. İlerideki dağların ardından bize doğru yürümeye başlamışlardı. Olduğumuz yerin etrafında habislilerin olduğunu hissediyorum. Mürre ve Rahmin her şey hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyor. Mazlum olduğu yerde sadece bağdaş kurarak sırtından çıkarılacak olan Mihrez el-Ahmer'i bekliyor. Bize daha da yaklaşmaya başladılar. Ama etraftakilerinin sayısının fazla olduğu da artıyor. Bize bir saldırıda bulunabilirler. Rahvin, etraftakileri anladığımızı belirtecek şekilde onlardan birkaçını öldürüp geri gel dedim. Rahvin yine dilini dışarıya çıkarıyor. İşte benle böyle konuş dedi. Ortadan bir anda kaybolduğunda etraftakilerden sadece birkaçını öldürüp gözdağı vermesini istemiştim. Ama o sadece saniyeler içerisinde etrafta ne kadar habisli varsa bize yakın olan hepsini yok etti. Önümüze tekrar belirdiğinde ileride bize doğru gelen yürüyüş yavaşlamaya başladı. Kara dumanlar oldukları yerde şimşekler çakıyor, onlarla beraber ilerlemiyor. Neden yürümeyi kestiler diyerek sordum. Korkuyorlar. Hem de öylesine korkuyorlar ki bir mühür yapıyorlar. Mürre ve Rahvin aynı anda bana dönüp Elmarius senden o kadar çok korkuyor ki önüne çıkmadan önce mühür yapmak zorunda kaldı. Gücünü göster. Onu gücünle ezebildiğin kadar eski, hem de dünyevi alemde hem de berzahı alemde senin gücünü hissedebilsin. O zaman ona karşı hiç görmediği bir şey kullanacağım. Hatta siz de gördüğünüzde belki şoka uğrayacaksınız. Mürre sen biraz şaşırmayabilirsin demiştim. Gözümde o rengi yine gösterdim. Mürre gülerek önüne doğru döndü. Rahvin elindeki kılıcı omzuna doğru koyarak bazen şu damların sırrı beni gerçekten deli ediyor. Ama sırları öğrendiğimde de başıma sürekli bela açılıyor. Bu yüzden sırların sarı kalması da hoşuma gidiyor. Bu garip bir denklem oluyor benim için. Öne doğru tekrar yürümeye başladıklarında çok kısa süre içerisinde önümüzde belirdiler. Yine siyah cübbesinin önünü açtıktan sonra yüzünün üstündeki siyah dumanları silerek bana doğru konuşarak geliyordu Elmerihu. Attıkları adımlar Mürre'nin bulunduğu yerdekinden daha küçük ve daha temkinli. Önüme doğru geldiğinde göz bebeklerimi silerek sadece göz aklarımı açmıştım. Bunu gördüğünde yürümesini durdurdu. Gerçekten Rahvin ve Mürre'nin söylediği gibi korkuyor ve çekiniyor. Mazlum ayağa kalktıktan sonra babamın katili demek sensin Elmarihu dedi. Başını salladı, büyük bir kahkaha attı. Babanın nasıl yalvardığını anlatayım mı sana? Yapma, yapma diyerek yalvarıyordu. Onun kalbine bu tırnakları soktum diyerek sol elini deforme etmiş şekilde Azazel'in elini gösteriyor. Bu tırnakların içinin her birinde babanın o lezzetli kanı var dedi. Bunu söylemesiyle Mazlum yumruklarını sıktıktan sonra öne doğru koşacak diyerek gerçekten tedirgin olmuştum. Bana doğru döndü baktı. Seni ben öldürecektim ama şu anda benden üstün bir hüddam var. Kendisi hüddamlar hüddamı Emrah. Sanırım tanışmışsın ve bende mühürlü olanı istemişsin. Güzel, ikinizi de öldürürken zevk alacağına eminim. Üzgünüm ama sana burada saldırarak onu zor durumda bırakmayacağım. Bu yüzden bu mühürü gerçekleştirelim, takasımızı yapmış sayılalım. Hüddamlar hüddamının verdiği yemin boşa gitmesin. Bana doğru yaklaştıktan sonra Mazlum önümde diz çöker şekilde oturdu. Sırtına doğru elimi götürdüm. Mirza Hoca'nın kilitleme olarak kullandığı o tığsımı açmaya başladım. Mihrez el-Ahmer içinden kükrercesine kahkahalar atıyor. Aslında bu kalbime birazcık üzüntü vermişti ama yaptığım yeminin arkasında durmalıyım. Ne olursa olsun onu rahat bırakacağım. Ortaya çıktığında saldırmaya çalışırsa ama Rahvin'e onu paramparça etmesini söyleyeceğim. Tılsımları açmak için iki elimin avucunda da Mürre'nin tılsımlarından birini kullanarak mühürleme açmalarını kullanıyordum. Mirza Hoca'nın kilitlediği ayetleri tek tek okuyarak birbirinden ayırmaya başladım. Mihrez, Mazlum'un sırtından çıkmaya başladığında Mazlum yüzüstü yere doğru düştü. Acılar içinde kıvranıyor, yerdeki lavımsı o siyahlığa tutunmaya çalışıyordu. Dayanman gerekiyor kardeşim, biraz daha dayan. Ne olursa olsun seni burada bırakmayacağım dedim. Mihrez tamamen görüntüsüyle beraber sırtından ayrılarak yan tarafta belirmeye başladı. O yılanımsı sarımtırak gözleriyle beraber göğe doğru köklercesine ellerini açtı. Uzun zamandır balçıkların esiri olarak bir insan bedeninde bulunan ben Mihrez el-Ahmer.
bu balçık tarafından esir tutulmayı kabul etmiyorum deyip ona doğru saldıracağını belli ediyor. Yüzümde bir gülümseme oluştu. El Mario bu gülümsemeyi gördüğünde direkt olarak Mihrez'e bağırmaya başladı. Buraya gel Mihrez el-Ahmer. Ordunun başına geç ve bizimle beraber planımıza dahil ol. Artık planlarınızdan sıkıldım. Bu aciz balçığı burada öldüreceğim. Şuraya bakın. Bu kadar habisli cinle beraber sadece bir tane hüddam bozuntusu, bir tane hüddam olduğu bile belli olmayan beni içine mühürledikleri bir balçıktan mı korkuyorsunuz? Sen Rahvin misin diyerek ateşler içindeki kılıcını omzunda tutan Rahvin'e baktı. Mihrez, seninle görüşmek gerçekten çok güzel. Bil bakalım bu yanımdaki kim diyerek Mürre'ye gösteriyordu. Mürre, altı kolundaki birden oluşan bütün mühürleri açarak direkt gözlerinin içine baktı. Siz şaka yapıyor olmalısınız. Bu çocuğun içinde mi bulunuyorsunuz? Ben mühürleneli neler yaptınız siz böyle diyerek Mihrez de şaşırmış bir biçimde birazcık geriye doğru birkaç adım attı. Ama aniden saldıracak pozisyonda durduğunu görüyorum. Mihrez göğe doğru ellerini açarak şeytanın çocukları diyerek bağırdı. El Mario ve Azazil ne kadar arkalarındaki habislere durmalarını söylese de onlar Mihrez'e bağlılar. Kim olursa olsun Mihrez'in sözünden çıkmayacaklardır. Mihrez etrafı sarılmış şekilde gücünü göstermeye çalışıyor. Direkt El Mario'ya doğru bakarak ''Hiç şanslı değilmişsin El Mario. Kurtarmak istediğin Mihrez intihar etmeyi tercih etti. Üzgünüm. Ben yeminimi tuttum. Bütün akit ve anlaşmalara da uydum. Şartnamedeki hiçbir şey çiğnenmedi. Vevk, bitmiştir dedim. Mihrez bunu duymasıyla beraber o zaman bu balçığın yaşamasına gerek yok diyerek elini pençeleştirip mazluma doğru götürmeye başladı. Rahvin, onun elini al. Rahvin aynı Mihrez'in boyutuna geçerek seninle savaştığımızda hiç gücü olmayan bir Rahvin'dim. Sana gücümü tanıştırayım Mihrez diyerek kılıcı direkt olarak kolunun üstünden geçirdi. Mihrez bile ne olduğunu anlayamamış, gözlerindeki o sarımtıraklık zifiri karanlığa dönerek korkuyor. Kolu paramparça olarak karanlık dumanlar şeklinde yok oldu. Kolunu tekrar geri getirecek şekilde tılsım okumaya çalışıyor ama gelmiyor. İşte anlaması gereken bu. Artık kılıç tılsımlarının en üst seviyelerini Rahvin için okuyabiliyorum. El Meruhu bir anda arkasında belirerek Mihrez'in ensesine doğru elini koydu. Onu mühürleyip buradan götürecekti ama böyle bir şans yok artık. Yakıcı tılsımları okuyarak Mihrez'in etrafında bir tılsım oluşturdum. Direkt olarak oraya doğru koşuyordum. Mühre'ye seslenerek mührü oluştur demiştim. Mühre oluşturulduğunda El Meruhu aşağıya doğru süzülerek indi. Ne yapmaya çalışıyorsun Hüddam Emrah? Onu rahat bırakacağına söz verdin. Zaten ben onu bırakmıştım ama o bana saldırmayı tercih etti. Bu anlaşmamızda olan bir şey değil. Ben anlaşmamda söz verdiğim gibi Mihrez el-Ahmer'i serbest bıraktım. Onu alıp buradan gidebilirdin ama onun söylediğim gibi tercihi bu oldu. O yüzden de onu burada öldüreceğim. Tabii ki seninle bir anlaşma yapabiliriz senin gibi. Nasıl diyerek soruyordu. Mühürler şekilde direkt olarak elimi ona doğru kaldırdım. Mihrez el-Ahmer gücü olduğunu zannediyor ama artık bu tılsımların önünde yapacağı tek şey diz çökmek. Onu öne doğru yatırır şekilde bütün tılsımları okuyarak yakmaya başladım. Acılar içinde kıvranışını gören abistiler etrafından dağılarak arkaya doğru kaçtılar. Bana doğru geliyordu El Mario. Ne istiyorsun söyle diyerek. Mihrez'in canı karşılığında Kuraka'yı almak. Kuraka mı? O da kim diyerek soruyor. Müsver cin lideri. Sadece o kalmıştı. Müsver cin lideri mi? Gargen'in içinde mühürlü kalanlardan mı? Bunu hatırlayamıyorum ama sizdeyse getirmen için vefk imzalamak istiyorum. O zaman söylediğini yapmak istiyorum ben de dedi. El Mario'yu vefk imzalanması için elinin içindeki kesiye yarayacak şekilde bir tırnak attı. Ben de aynı şekilde avucumun içine bir kesik attım. İkimiz de kanlarımızı sıkacak şekilde öne doğru ellerimizi uzatıp yumruklarımızı sıktık. Kan damlaları yere doğru düşmeye başladığında akit imzalansın mı mührü kabul ediyor musun dedim. Akti ve söylediğin her şeyi kabul ediyorum. Kuraka'yı sana teslim edip Mihrez el-Ahmer'i de alıp gideceğim demişti. Mihrez el-Ahmer'i bu kadar önemsemesi kesinlikle farklı bir durum olmalı. Cinleri kontrol edemiyorlar mı yoksa?
Hapiste olanlar çünkü Mirezel Ahmer'in tek bir sesiyle direkt olarak yanında belirdiler. Onları kontrol ederken zorlanıyorlar. Büyük ihtimalle Papaz Andrew onlara ya eziyet ediyor veyahut farklı bir durum var. Mirezel Ahmer'e ihtiyaçları olduğu kesin. El Marihu geriye doğru döndü. Hapislerin hepsiyle beraber ortadan kaybolarak silinip gitti. Mürre Mihrez'e doğru yaklaşıp, ''Sende neyin saklı olduğunu söylemek ister misin Mihrez? Bildiğin bir şeyler olmasa seni bu kadar istemezler. Yoksa sen yokken cinlerine mi hükmedemiyorlar? Daha da ötesinde bir şey mi biliyorsun?'' Mihrez büyük kahkahalar atarak, ''Beni öldürmediğiniz için çok pişman olacaksınız.'' gibi bir cümle kurdu. Bundan anladığım kadarıyla bildiği büyük bir tılsım olmalı. Mürre'ye doğru baktım, daha sonra Rahvin'e. Eğer anlaşma sağlanamazsa gülmelerim boşa gidecek. Çünkü seni burada öldüreceğim diyordum. Benim konuşmamdan rahatsız oluyor, insanların onu küçük görmesinden o kadar fazla egosunu tatmin edemiyordu ki. Beni parçalamak istediği kesin ama herhangi bir yanlış hareket yaptığında öleceğini de biliyor. Olduğu yerde sessiz bir şekilde cinlerine kükrercesine sürekli olarak tılsımlar okumaya çalışıyor. Yaptığım tılsımdan dolayı sesi Berzah'ın hiçbir yerine gitmeyecek. Sadece burada olanlar duyabilirdi. Onlar da Elmarhu ile beraber gitmişlerdi. Sadece orada öylece aciz bir biçimde çağrıda bulunuyor. Rahvin sıkılmış bir biçimde bırakın öldüreyim şunu. Kurakayı almasak da olur. Gider öldüre öldüre kendimiz alırız. Elleriyle vermelerine gerek yok diyordu ama hissetti. Herkes hissetti bunu. Bu has ruh olmalı. Hem de Papaz Andrew'la beraber. Arka tarafındaki dağın arkasında belirdiler içinde. Şartnameyi ihlal edecek şekilde bize saldıracaklar sanırım. Uygun benim için. Hem burada onlarla savaşıp hem de bir de üstüne Elmerihu'nun canını şartname geriye alacağım. Önümde tekrardan karanlık dumanlı Azazil belirdi. İstediğini sana vereceğiz. Bu kristal istediğini cini barındırıyor diyerek bana doğru fırlattı. Rahvin önüme geçip tuttu kristali. Onu Mürre'ye ver ve kontrol etmesini sağla dedim. Kristali Mürre'ye verdiğinde Azazel'in yalan söylediği ortaya çıkıyordu. Mürre elindeki mühürlerle kristalin içindekinin sesini dinledi. Bu kuraka değil. Bize tuzak kurmaya çalışıyorlar. Büyük ihtimalle de düşündüğümü yaptınız değil mi? Onu mühürlediniz. Şartnameye karşı geldiği için, yanıp kül olacağını bildiğiniz için onu mühürleyerek kurtarmaya çalıştınız. Ne kadar acınası bir durum. Canını alacağız demişti. Mürre, kristali yere doğru attıktan sonra üzerine sert bir şekilde basıp kırdı. Neler oluyor diyerek soruyordum. Bizi aciz bir habisi getirmişler. Suikastçı olarak bilinen, diğer şekilde insanların kalbindeki korkuları alan kabilelerden. Karin kabilesi gibi mi? Aynen onun gibi demişti. Arkama doğru döndüğümde artık Papaz Andrew'un durmaya niyeti yoktu. Öne doğru adım atacak şekilde Hasruh'la beraber kanatlarını açarak dağı ortadan ikiye yararcasına ortaya çıktılar. Herkes beni burada aciz görüyor. İnsanların bilmediği gerçekten çok büyük sırları öğrendim. Hele ki cinlerin bilmediği neredeyse her şey. Berzah'ın gezgini ve ilmi olarak bilinen Üddamil bin Mirza'nın da bilgilerine sahibim. Mazlumun yanına giderek elimi üstüne doğru koydum. Gözlerini kapattım. Kardeşim, sana iyi bakacakları bir yere gönderiyorum seni. Ne olursa olsun beni bekle. Ölmeyeceğime sana söz veriyorum. Rabbimin ışığıyla beraber buradaki her yeri aydınlatacağım. Yasaklı olanı okuduğumda karanlık duman şeklinde yok oluyordu. Rahvin, senin de bilmediğin bir sırrı öğrenmenin zamanı geldi diyerek gözümdeki mor ışığı ona gösteriyordum. O burada mı diyerek heyecanla bana sordu. Başımı salladım, bana doğru yaklaşmasını söyledim. Kollarının üzerinden parmaklarımı geçirerek arkasında kılıcın oluşturduğu sağ ve sol tarafındaki yazılara doğru dokundum. Ortaya çık. Babam seni yıllarca sakladı ama artık gelme zamanın geldi dediğimde Rahvin'in vücudundaki karanlık dumanlar bir şelale gibi akmaya başladı. Ama bu nasıl olur? Ellerine bakıyordu Rahvin. Bunu ne ara yaptı ki? Hatırlıyor musun diyerek sordum ona. Fabon, tam bizi öldürecekken karşısında durmuştun. Babam da sana orada güçlerinden kalanı vermişti, onda olanı. İşte bu sırada sen gücü alırken aslında Tahun'un da tamamen benliğini almış oldun. Hüddamel bin Gazer, siz Hüddamlar yok musunuz?
Gerçekten eğlenceli işler yapıyorsunuz. Taho, sen demek Gargi'nin öz kardeşi olarak hala yaşıyorsun. Karanlık silüet bir göz oluştururcasına mor gözlerle ortaya çıkmaya başladı. Hiçbir şeyi olmayan, sadece cılız bir cin görüntüsünde, karanlık duman sızıntısıyla ufak bir konuşma yaparak, yıllar sonra ortaya çıkmak büyük bir şeref aslında. Hüddamlar hüddamı Gazer'in beni her zaman saklayacağına söz verdiğinden beri onun komutasında hiçbir zaman ortaya çıkmadım. Ona her zaman yardımcı olmak için elimden geleni yaptım. Kendi benliğimi demek bana geri veriyorsunuz. Bu savaş artık bitmiş durumdadır. Gücünü ortaya çıkaracak ne varsa çıkarsın. Hüddamlar hüddamı Emrah. Beni görebilme şerefine nail olduğun için şanslı sayılırsın. Ama beni kullanabilecek iradeye sahip misin? Oğlum Karura'nın gücünü hissedebiliyorum. Oğlumun hala yaşaması beni mutlu ediyor. Fakat beni kontrol edebilmek için okuduğun tılsımların ağırlığında boğulmaman gerekli. Karura'nın şimşek formuna geçmesi için kullanılan tılsımlar benim için okunacakların sadece %1'i bile etmez. Bunu hazır ol hüddamlar hüddamı. Bunu söylemesiyle beraber Hasruh ve Papa Zendrov sol tarafımızdaki yere doğru indiler. Öne doğru yürümeye başladı Papa Zendrov. Ellerindeki haçlar direkt olarak alnının ortasındaki haç. Hepsi parlıyor. Sırtındaki o yarıktan çıkan hala siyah ve beyaz ışıltılar içinde yürümeye devam etti. Bana doğru bakarak, hüddamlar hüddamı olmuş olabilirsin ama babanın ve diğerlerinin ölümünden dolayı artık güçsüzsün. Burada teslim olmayı mı tercih edeceksin yoksa şu silinik görünen cin ve diğer rahvin mi neydi? Onlarla beraber savaşmayı mı deneyeceksin? Mürre, istiyorsan bize katılabilirsin diyerek Mürre'ye doğru gülmeye başladı. Arkasında taşların arasında görebiliyordum Elmarayu'yu. Ama istediği kadar bu işten vazgeçmiş olsun. Şartname benim için işleyecek. O ölümle burun buruna kalacak. Tılsımların yakıcılığıyla şartnameye uyulmadığındaki hakkımı kullanmaya başladım. Okumalarımla beraber Elmarion'un kıvrandığını görünce bu nasıl olabilir? Normal bir şartnamedeki maddeler hiçbir şekilde Elmarion'u yakamaz. Ademoğluyla imzaladıysa cin formunda onu saklaması gerekiyor. Senin bildiğin tılsımların farklı bir şeyi var. Ben Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okuyorum. Sense kurnazlık için Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri tersten okuyorsun. Unutma, anlaşmalar üzerinde ne kadar tılsım kullansan da Hazreti Süleyman'dan doğan anlaşmanın hakkı ile istediğimi alacağım dedim. Bekle diyerek bağırdı, Azazel'e sesleniyordu. İstediği cini getirin. Elmarihu'yu korumak onun istediği cini vermekten daha önemli. Söyledikleri gibi sonunda Müsver cin lideri Kuraka'yı getirmişlerdi. Kuraka, bana doğru yaklaş dediğimde yanıma geliyordu. Gözlerinin içine baktım. Artık her şeyi görebildiğimi anladı. Elimi ona doğru uzattığımda mühürlerden yeni çıktığı için güçsüz. Vücudumu saracak şekilde bedenimde saklanmak üzere üzerime geldi. Peki o zaman Papa Zendrov. Ben istediğimi aldığıma göre artık burada durmamın bir anlamı yok. Siz Mihrez'i alabilirsiniz. Ben verdiğim sözü dolaylı yoldan olsa da tutuyorum demiştim. Buradan nasıl kaçacağını düşünüyorsun dediğinde ona doğru bakarak sadece güldüm. Gözlerimi kapatıp yasaklı olanı kullandığımda hepimiz oradan çıkmıştık. Büyük ihtimalle oradan onun mührünün altından çıktığım için büyük bir dehşete kapılacak. Gargi'nin gözlerinden görmek istesem de imkanı yok. Zerbatan ve aynı şekilde Zarkun'un gözlerinden de göreyim. Bu gözleri sürekli olarak test etmeliyim. Eğer herhangi bir açıklık olduğunda onların gözleriyle etrafı görebilirsem direkt olarak bilgi sızıntısı alabileceğim. Mağarada belirmemizle beraber herkes etrafımızdaydı tekrardan. Rıfkı Hoca, bu karanlık dumanda neyin nesi böyle diyerek karanlık dumana doğru gittiğinde vücudunun içerisindeki o karanlık sızıntılardan şimşekler çaktığını gördü. Karura anlamıştı bunu. Sen, bu yıldırım, bu karanlık yıldırım, bunun efsanelerdeki yıldırımla aynı olması gerekiyor. Yoksa diyerek önüne doğru ilerledi. Geriye doğru çekildiğimde Recep Hoca nasıl diyerek sordum.
Refka Hoca iyi olduğunu söylüyor ama sen neler yaptın? Berzan'ı aleme geçtin ama önce Mazlum'u gönderdin. Mazlum yukarıda dinleniyor. Üzerindeki kabartmalar ve diğerleri hepsi gitmiş durumda. Merak etme Refka Hocam. Onlar güvenilir bir yerde diyerek başparmağımı direkt olarak götürerek kafama doğru dokunuyordum. Sen mi aldın mühürleri diyerek heyecanlanmıştı. Evet, tılsımcı olduğun için merak ediyorsun sanırım. Biraz öyle. Aslında sende olması daha iyi. Ben öğrenseydim daha kötü şeyler olabilir diye yakalansam. Arka taraftan yere doğru vurulan bir baston sesi geldi. Yavaş yavaş yürüyen birisi var orada. Bu Hüddamel bin Recep Hoca. Yanına doğru giderek destek olur şekilde koluna girdim. Demek Hüddamel bin Gazer'in oğlu ha? İyisin iyi. Bir dost da gördüm burada. Arkadan geliyor o yaşlı bunak. Birazcık kendisi yaşlandığı için yavaş yürüyor. Hadi oradan diyerek bağırıyordu Gafran Hoca. İki eski dostun karşılaşması gerçekten komik bir görüntü oluşturmuş. Gelerek taşın üstüne doğru oturdu. Daha sonrasında Gafran Hoca da. Şimdi üçüncü tılsımı alman lazım. Bununla beraber geçmiş olsun diyerek üzerime doğru dokundu yavaşça. Kuraka'yı hissetmiş olmalı. Kuraka siyahlık bir bütünlükle beraber kenara doğru gidiyordu. O karanlıkla Karu reisi kenarda konuşuyor. Mahrur ve Nuva da merak ediyordu onların kim olduğunu. Mürre, Kavra ve Zerve Nusaybin ailesine neler yapması gerektiğini söylüyor. Benimle birleşimde olsa da Nusaybin ailesini unutmuş değil. Peki hocam, onu hissedebiliyorsunuz. İyileşecektir değil mi diyerek soruyordu. Cinlerin yorgunluğu çabuk geçmez. Fiziki bir ilacı yok onların. Ama fiziki olmasa da ruhani bir ilacı var demişti. Nasıl yani diyerek şaşırarak sormuştum. Çünkü büyük tılsımları öğrendiğim için hala onların nasıl iyileştiğini araştırıyordum. Bak böyle diyerek Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumaya başladığında Kuraka Recep Hoca'nın eline doğru dolanarak vücudunu sarmaya başladı. Ben onu iyileştiririm böylece. Haydi bakalım sen şu tılsımı al ve tılsımı okuyarak aç demişti. Söylediği gibi elinin alt tarafına rulo şeklinde bir kağıt uzattı. Kağıdın üzerinde bir mühür var. Aynı babamların simgesi olan dört mührü. Ruloyu aldıktan sonra mührü kopararak açtım. Kağıdın üzerinde üçüncü tılsım yazıyor. Kuraka akşama kadar dinlenecekti. Daha sonrasında akşam birleşimi sağlayacağız. Ama ben akşama kadar bu tılsımı açmış olmalıyım. Mürre'ye doğru seslendim ve daha sonra Rahvin'e. İkisi de vücudumda birleştiklerinde yanıma doğru yavaşça oturarak belirdiler. Okumaya başladık. Üçüncü tılsımı okumamla beraber vücudumda diğer ikisinden olmadık şekilde farklı bir hissiyat oluşuyor. Vücudumdaki bir baskı değil bu. Daha farklı bir şey. Rıfkı abi de anlayamamıştı. Tılsım açıldı. Evet hissedebiliyorum bunu açıldığını. Ama üçüncü tılsımdan sonra vücudumda çok değişik şeyler oluyor. Karanlık duman sanki diğer yarıma da işliyor gibi. Tövbeler olsun bu da ne böyle diyerek direkt beni sırt üstü yere yatırdılar. Kargaşa başlamış gibiydi içeride. Zerve ve Kavra da yanıma gelmiş. Daha sonrasında ise Karure ve Taho da. Başımda beklerken Taho kendi benliğiyle görünür şekilde ortaya çıktı. Ortaya çıkmasıyla beraber bütün vücudunda değişik semboller bulunan garip bir cin görüntüsü var. Rahvin'den daha kudretli durduğuna yemin edebilirim. Gözleri tamamen mor bir renkte. Vücudundaki bütün yarıklar oluşturduğu tılsımlar yanıyor mor renkle. Bu cin resmen ölüm cini gibi duruyor. Bana neler oluyor Taho diyerek seslendim. Beni gördüğün için saflıktasın. Diğerleri beni hala diğer formumda görüyor. Sadece sen görünmek istediğim gerçek süreğime yakın şekilde görüyorsun. Gözlerin kapanmaya başlayacak Hüddam. Beni hemen üçüncü çakran olarak almalısın. Yoksa kendini paramparça edeceksin burada. Bir cin süliyetine bürünüyorsun. Bütün vücudun cin gözenekleriyle dolacak ve daha sonrasında ölümün gerçekleşecek. Ne diyorsun sen derken ağzımdan beyazımsı bir köpük geldi. Resmen ölüyorum. Ayaklarım tersine doğru dönmeye başlıyor. Kemiklerimin çatırtısı bütün mağarada yankılanıyor. Herkes şaşırmış ve korku içinde. Taho, ne istiyorsan yap diyerek bağırdım en sonunda. Tam göğsümün üstündeki sembole doğru dolmaya başladı. Onun vücuduma temas etmesiyle beraber ayaklarımın geriye doğru dönmesi durmuş gibi öne doğru bıraktı kendini.
derinlemesine bir nefes çektim içime doğru. Sol gözüm tamamen mosmor olmuştu. Sol gözümün mor parladığını gören Rıfkı Hoca, "Sen, o Taho, nasıl olur ama?" diyerek şaşırmış şekilde gözümü kontrol etmeye çalışıyor. Ayağa doğru hiçbir kuvvet kullanmadan kalktım. Resmen ellerimin içi çok değişik bir şekilde sızlıyor. Taho'yu bütün vücudumda hissettiğimde Ravin büyük bir kahkaha atıyordu. Benden güçlü olduğunu duymuştum ama bunu hissetmek beni şaşırttı. Benden daha güçlü bir cine, "Baban gerçekten çok güçlü." diyerek kılıcını direkt olarak Karura'ya doğru çevirmişti. Karura da mutlu bir şekilde bakıyor. Gerçekten babamın yaşadığını görmek beni mutlu ediyor. Hele ki onunla beraber savaşacak olmak, bütün yılların özlemini alacak gibi. "Babamın yanında ben de savaşacağım." diyordu. "O kadar güçlü hissediyorum ki, muazzam bir hissiyat bu. Şimdi ne yapacağız?" diyerek soruyordu diğerleri de. Taho içimden özel olarak konuşmamız gerektiğini söylüyor. "Yasaklı olanı kullanarak içimden sana söylediğim yere git." dedi. Herkese geleceğimi söyleyerek yasaklı olanı kullanmaya başladım. Karanlık dumanlar beni sardığında geldiğimiz yer çok garip bir mağaraydı. Duvarlarda "Bunlar has ruhu mu?" diyerek şaşkın şekilde bakıyordum. Gerçekten de onlar, bu Fabo'nun silüeti. Bana göründüğü şekilde sağ tarafta ise aynı Tao'nun gözlerine benzeyen mosmor şekilde devasa bir yaratık. Onun yanında da mor gözleriyle beraber başkası. "Ne oluyor burada? Burası neresi?" diyerek soruyordum. "Burası antik cinlerin mühürlendiği yer. Gel benimle." diyerek önüme doğru bağlantı kurarak ortaya çıktı. Ravin kılıcıyla beraber yanımda belirdiğinde bana doğru bakarak sanki bana zarar vermek istiyormuşçasına Tao'ya karşı bir saldırganlık besliyor. Mürrede mühürlerini açmış şekilde yanımda belirmişti. Arkaya doğru yavaşça ilerledik. Taho konuşmaya devam ediyordu. "Ravin ve Mürre, biriniz bana saldırmak, biriniz de mühürlemek için hazırda duruyorsunuz. İnanın ki sadece şu parmağımla okuyacağım bir tılsımla hepiniz ortadan ikiye yarılırsınız. Bu yüzden burada saygısızca bir davranış yapıp saldırgan olarak beklemeyin. Sizinle açık konuşacağım. Ravin'e bazı görüntüler vermiştim o çocuk geldiğinde. Yani bizi getirdiklerinde daha doğrusu. Ravin gördü mührü. Sen de gördün Hüddam. Aslında size gerçekleri göstermeye çalışmıştım. Ravin mühürlü olduğu için hiçbir şey anlayamadı. Gerçekleri öğrenmeye hazır olun. Çünkü gerçekler canınızı çok yakacak." Ellerini açtığında mabedin büyüklüğündeki bir yerde büyük bir meşale yandı. Devasa şekilde görüntüler var. Duvara işlenmiş şekilde sanki tarih önümüzde duruyordu. Bize doğru bakarak Taho, "Görevimiz aslında Gargin'i kurtarmak değil, onu öldürmek." demişti. "Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Yarın 23.00'da final bölümüyle sizlerle olacak Öksüz Hüddam. Rabbim evlerinize bolca rızk, hanelerinize de şifa eylesin inşallah. Allah'a emanet olun, esen kalın dostlarım."